Merhabalar arkadaşlar. Bir transfer dedikodusu videosu ile tekrardan karşınızdayım. Bu videodaki ismimiz Dino Arslanagić. Oyuncunun ismi Fenerbahçe'ye anılıyor. Belçika'nın Antwerp takımında oynayan stoper oyuncunun Fenerbahçe'nin kendisiyle anlaştığı iddia ediliyor arkadaşlar. Biz de oyuncunun ilk önce 2018-2019 profil analizine bakacağız. Özelliklerine bakacağız. Profil özelliklerini Ajax Sport raporlarını aldıktan sonra FM editör mevcut ve potansiyel yetenek rakamlarını inceleyeceğiz ve sonra da 2023 yılına gireceğiz arkadaşlar. Oyuncunun Futbol Manager 2019 oyun motoruna göre kariyerini nasıl şekillendirdiğini göreceğiz. Evet, Arslanagić Belçikalı arkadaşlar. 25 yaşında, 93 doğumlu, aslında 26 yaşında diyelim günümüzde. Belçika milli takımı A takım seviyesinde A milli takım formasını hiç giymemiş. U21'de ise 12 maç oynamış ve 0 gol atmış. Evet, Antwerp'te sözleşmesi var. Piyasa bedeli 1.7 milyon euro. 30.06.2020 tarihine kadar 182 bin euro kazanıyor. Evet, şurada sözleşme önemli sözleşme bitiş tarihi. Çünkü sözleşmesinin son senesine giriyor artık arkadaşlar ve Antwerp'te para kazanmak isteyecektir. Sonuçta bir sene sonra serbest bırakmak istemez böyle bir oyuncuyu. Para kazanmak için uygun bir bonservis bedeline transfer edileceğini düşünüyorum. Arslanagić için en önemli avantajlarından biri bu bence. Evet, rol ve görev dağılımına bakalım. Oyuncu standart stoper arkadaşlar. Çakıl stoper, pasör stoper ve libero mevkilerinde de oynayabiliyor. Ama en verimli oynadığı mevki standart stoper mevki. 1.94 boy, 86 kilo. Evet, tam bir azman. Kullandığı ayak sağ, kişilik oldukça azimli. Medya gözünde stoper, kalecilik becerisi 3 arkadaşlar. Fiziksel özelliklerine gelelim. Çeviklik 11, dayıklık 14, denge 16, güç 16, hız 9, hızlanma 10, vücut zindeliği 14, sıçrama 14. Evet, buradaki tek sorun, bari siz de zaten fark etmişsinizdir, hız ve hızlanma. Eksiklik, neden eksiklik arkadaşlar? Çünkü büyük bir takımda oynayacak ve büyük bir takımda oynamanın bazı dezavantajları, özellikle kontra ataklar gibi. Türkiye liginde bunu oldukça yaşıyoruz. %80, %75 toplu oynayan takımların maçları kazanamadığını, çünkü rakip takımların iyi alan savunması yaparak kontra ataklarda golleri bulduğunu çokça gördük. Çokça büyük takımın başına geldi. Hızlanmanın bu açıdan önemli olduğunu düşünüyorum. Biraz düşük geldi bana. Cinsel özelliklere gelelim. Agresiflik 15, cesaret 13, çalışkanlık 15, gayet iyi. Karar alma 14, gayet iyi. Kararlılık 16, evet gayet kararlı bir oyuncu. Konsantrasyon 14, çok iyi. Liderlik 11, ön sezi 10, evet bir stoper için biraz düşük ön sezisi. Pozisyon alma 13, diyelim, ne çok iyi ne çok kötü diyelim. Soğukkanlılık 12, takım oyunu 14, topsuz alan 5 ve vizyon 9. Evet, bazı özellikleri gerçekten iyi. Konsantrasyon, karar alma, agresiflik, cesaret, çalışkanlık, kararlılık ama ön sezi bir stoper için düşük arkadaşlar. Pozisyon alması 14-15 tercihimdir. 13 biraz düşük kalmış gibi. Soğukkanlılık 12 hiç fena değil. Gelelim teknik özelliklerine. Top kapma 13, markaj 14, kafa vuruşu 12 arkadaşlar. Diğerleri ise teknik anlamda biraz vasat olduğunu görüyoruz. Top kapma 13 fena değil, markaj 14 fena değil ama kafa vuruşu 12 düşük. Yani bu cüssede bir oyuncudan daha etkili kafa vuruşu özelliği beklerdim açıkçası. Hatta boyunu gördüğümde de kafa vuruşunun yüksek olacağını tahmin ediyordum. Evet, gelelim Ajax Scout raporlarına. Ajax Scout raporları ne demişler? İleride Eredivisie'de iyi bir performans sergileyebilecek seviyede bir potansiyele sahip. Evet, potansiyelli bir oyuncu demişler ve yararlı bir transfer olabilir diyerek teknik ekibe olumlu referans vermişler. Dino Arslanagić hakkında mevcut yetenek 2.5, potansiyel yetenek 2.5. Eksilere gelelim. Büyük maçlarda oynamaktan nefret ediyor. O nasıl bir eksidir abi ya? Oyuncunun temsilcisi biraz yüksek sayılabilecek seviyede temsilci komisyonu isteyebilir. Paslarında kararsız oluyor. Sinirine hakim olmadığı zamanlarda aşırıya kaçan hareketler yapabiliyor. Sadece tek bir mevkide oynayabiliyor. Yavaş bir oyuncu sayılır. Evet, göze batan en zayıf özelliği yavaş bir oyuncu olması. Bir arkadaş grubuna kolayca dahil olabilecek biri değil. Cüsseli bir oyuncu tabii. Bunun da dezavantajını yaşıyor hız konusunda. Pardon arkadaşlar. Artıları. Evet, güçlü bir oyuncu. Kararlı denebilecek bir karaktere sahip. Dili az çok anlıyor. İstikrarlı bir oyuncu sayılır. Cesareti ve çalışkanlığı onu oldukça iyi bir takım oyuncusu yapıyor. Oyuncu defansif orta saha pozisyonu için eğitilebilir demiş Ajax Scout'ları ama olumlu referans vermişler teknik ekibe. Evet, tahmini bonservis maliyeti olarak 1.9 milyon euro ile 2.7 milyon euro arasında bir rakam belirlemişler. Maaş olarak ise 376 bin euro ile 503 bin euro arasında bir maaş belirlemiş Ajax Scout'ları. Evet, gelelim FM Editör rakamlarına arkadaşlar. Mevcut yetenek 116, potansiyel yetenek 120. Evet, potansiyel yetenek 120, mevcut yetenek 116, artık gelişimi tamamlamış diyor FM Editör rakamları arkadaşlar. Ben böyle anlıyorum en azından. 120 de çok iyi bir potansiyel yetenek rakamı değil.
Hani ben 4 büyüklerde, Türkiye'deki 4 büyük takımlarda 140 ve 140 üstü potansiyel yetenek rakamına sahip olan futbolcunun tercih edilmesinden yanayım. Hadi olmadı 130-135 diyelim arkadaşlar ama 120'nin iyi bir rakam olmadığını düşünüyorum. Evet, geçmişine bakalım. Arsenal'ın için kısa bir geçmişini arkadaşlar. Lille çıkışlı Fransa'dan ve Standard Liège'e gidiyor bedelsiz olarak. Standard Liège'de yaklaşık 1, 2, 3, 4, 5, 6 sezon oynadıktan sonra Moskova'na transfer oluyor yine. Yine Belçika'da 18 maçta bir golü var. 2017-2018'de 450 bin euro bedelle Antwerp'e transfer ediyor. 19 maçta 2 gol atıyor 3 sezon. Bu sezon 2017-2018'de. 2018-2019'da ise arkadaşlar daha istikrarlı ve daha çok maç oynayarak 33 maç oynuyor arkadaşlar. 2 gol, 1 asisti var Arslanık için. Yani en çok maç oynadığı sezonu bu sezon yaşadığını söyleyebiliriz. Ama takip ettiğim kadarıyla ya da internetten temin ettiğim bilgiler doğrultusunda arkadaşlar iyi bir sezon geçirdiğini de söylemekte fayda var. Evet, işte Arslanık için 2018-2019 profil analizi bu şekilde arkadaşlar. Ajax skuadları olumlu rapor vermişler kendisi hakkında. Şimdi 2023'e gidiyoruz, bakalım Arslanık için kariyerini Futbol Manager 2019 oyun motoruna göre nasıl şekillendirmiş onu inceleyeceğiz. İşte karşınızda 2023 model Dino Arslanagić profili. Evet arkadaşlar, 1 Haziran 2023 tarihindeyiz. Dino Arslanagić Antwerp'te futbol lisansına devam ediyor. 30 yaşına gelmiş, hala milli takım seviyesinde forma giyememiş. 30.06.2026 tarihine kadar da 559 bin euro kazanıyor. Rol ve görev dağılımında standart stoperin yanında bir de stoper mevkinin yanında defansif orta saha pozisyonunda oynamaya başlamış. Evrilmiş biraz. Önemli iki mevkide oynaması. Avantajları iki. 1.94 boy 85 kilo. Şöyle fiziksel özelliklerine bakınca güçte biraz düşüş görüyorum arkadaşlar. Tabi bunun yaşıyla da alakası var. Hız ve hızlanma hala düşük. Zihinsel özelliklerinde şöyle dikkat çeken noktalarda kararlılık hala, agresiflik, konsantrasyon ama ön sezi, pozisyon alma biraz hala aynı arkadaşlar. Hala zayıf diyebilirim. Teknik özelliklerine top kapma 13, markaj 13, kafa vuruşu 11. Gerçekten biraz düşüş göstermiş bir profil. Tabii ki fizik yaş olarak düşünebiliriz ama 30 yaşında da bir stoperin özelliği, yani 25-30 yaş arasında bir stoperin özelliğinin düşmesi de ilginç geldi bana. Belki bir sakatlık geçirmiştir. Ona da bakarız. Ama profil hemen hemen aynı diyebiliriz. Bakalım FM editör rakamları ne diyorlar bize bu konu hakkında. Mevcut yetenek 113, potansiyel yetenek 120. Evet, bir tık düşüş olmuş zaten. Zaten bizde demiş ki oyuncu gelişimini tamamlamıştı diye. Hemen yakındı zaten. 2018-2019 profilinde mevcut yeteneği potansiyel yeteneğine oldukça yakındı. Evet, gelelim bakalım geçmişinde neler yapmış FM 2019 kariyerinde. 2018-2019'da 30 maçta forma giyip 2 asist yapmış. 2019-2020'de Antwerp'te 27 maçta 2 gol 1 asist. 2020-2020'de 31 maçta 3 gol 1 asist. 2021-2022'de 34 maçta 3 gol atmış. 2022-2023'de 32 maçta 3 gol 3 asist. Yani hemen hemen her sezon 3 gol katkıda bulunmuş skorer bir savunma oyuncusu diyebiliriz. Şöyle bir sakatlık geçmişine bakacağım. Sakatlık geçmişi olmuş. Ama öyle çok fazla değildi. Bir 5 haftalık 2 tane sakatlığı var. 4 hafta var. 2 hafta var. Gerçi 5 hafta dediğimiz zaman bunları topladığımız zaman ciddi rakamlar ediyor. Belki gelişimini bu da etkilemiş olabilir. Geriye gitmesinin sebeplerinden biri sakatlık, yaşadığı sakatlıklar da olabilir arkadaşlar. Evet, Diego Arslan için profili bu şekilde arkadaşlar. Yani oyuncunun bence tek avantajı sözleşmesinin bitiyor olmasından dolayı uygun maliyeti olacaktır diye düşünüyorum. Güçlü bir oyuncu, evet güçlü bir oyuncu, konsantre ve kararlı bir oyuncu ama hız, pozisyon alma ve ön sezide biraz sıkıntıları var gibi gözüküyor profilde. Yani bence Fenerbahçe'yi daha iyisi layık diye düşünüyorum. Çünkü Fenerbahçe'nin artık bu sezon başarı elde etmekten başka şansı yok. Daha garanti transferlere yönelmesi gerektiğini düşünüyorum Fenerbahçe'nin. Evet, bir transfer dedikodusu videosunun daha sonuna geldik. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olursanız mutlu olurum. Kariyer hikayelerimiz devam edecek ve farklı konseptlerdeki videolarla karşınızda olmaya çalışacağım arkadaşlar. Hoşça kalın. Futbol Manager 2019'da kalın.